Yıllardır beklenen büyük depremden sonra şehir yerle bir olmuş, birçok insan hayatını kaybetmiş ve yardım adı altında gelen başta Ruslar olmak üzere işgal girişimleri başlamıştır. Ve tam da o sırada bir mesaj gelir. Kalk Neo, kaderin elindesin. Uyan Neo. Tak tak ne? Beklenen o korkunç gün kapınıza dayandı. Kimsiniz? Kur'an'da 101. sure olan Kariya suresi ismini ilk ayette geçen El-Kariya kelimesinden alır. Manası kıyamet günü demek. Ayrıca korkunç ses diye çevirdiğimiz Kariya kelimesi sözlükte şiddetle vurmak, çarpmak anlamına gelen kar kökünden türemiş bir isim olup kıyameti ifade eder. Yani her yer adeta bir kıyamet günü gibi harap olup karıştığında kader onun kapısını çalacak. Sen beklenen kurtarıcısın. Uyan. Bu harika. Sen kurtarıcımsın. Sen benim kutsal meleğim. Kullanırken yakaladım seni. Uyanık olup olmadığından emin olamadığın duygusuna hiç kapıldın mı sen? Uyan Neo. Kalk ve uyar. Matrix filmini birçoğumuz izlemişizdir. Peki bu filmde kıyamet öncesi gelecek Mesih ve Mehdi isimleriyle beklenen şahısların anlatıldığını hiç düşündünüz mü? Eğer düşünmediyseniz artık düşünebilirsiniz. Çünkü Neo karakteri Yahudilere, Hristiyanlara ve Müslümanlara göre ahir zamanda gelecek Mesih'i yani Hazreti İsa'yı temsil eder. Bildiğiniz gibi inancımıza göre Hazreti İsa öldürülmemiş göğe kaldırılmıştır ve kıyametten önce yeniden yeryüzüne inip İslam dinine hizmet edecektir. Bakın Matrix filminde bu olay nasıl ifade edilmiş. O öldükten sonra bir kehanet onun dönüşünü müjdeledi. Ve bu defa Matrix'i yok etmek için dönecekti. Savaş sona erecekti. İnsanlarımızı kurtaracaktı. Bu yüzden bizler bütün hayatımızı Matrix'in içinde onu arayarak geçirdik. Bunu yaptım çünkü arayışın bittiğine inanıyorum. Evet, Morpheus'un arayışı artık bitmiştir. Çünkü öldükten sonra yeniden dönüşü müjdelenen seçilmiş kişiyi yani Mesih'i bulmuştur. Şimdi detaylara girmeden kısaca Matrix'in ne anlatmak istediğini sizlerle paylaşacak ve ardından günümüz dünyasını nelerin beklediğini açıklayacağım. Filmde anlatılanlara göre Deccal yani şeytanın yeryüzündeki temsilcileri insani duygulardan yoksun makinalar ve ajanlarla neredeyse tüm insanlığı ele geçirmişlerdir. Yalnız Zion denilen bir şehirde hala boyun eğmeyen ve şeytanın ordusuna teslim olmak istemeyen muhalif insanlar vardır. İşte bu Zion şehrinin önde gelenlerinden biri olan Morpheus inancı gereği yıllardır kendini kurtaracak birini beklemekte ve aramaktadır. İşte o beklenen ve aranan seçilmiş kişi Neo'dur. Birçok hadis-i şerifte Mesih ve Mehdi ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Bu yüzden detaylara girip sizleri boğmak istemiyorum. Demek ki insanların çoğu belki bilerek belki de farkında olmadan şeytanın yeryüzündeki temsilcilerinin peşine takılacak ve etkisi altına girecek. Diğer bir yandan sayıları çok az sayılabilecek insanlar Deccal ve ordusuna karşı güçlü bir mücadele verebilmek için lider Mehdi'yi ve Mesih'i bekliyor olacaklar. Peki bu beklenen hazretler ne zaman meydana çıkacak? Lütfen dikkat.
Yıllardır beklenen o büyük depremden sonra şehir yerle bir olmuş, birçok insan hayatını kaybetmiş ve yardım adı altında gelen başta Ruslar olmak üzere işgal girişimleri başlamıştır. Adeta küçük bir kıyamet günü gibi. İşte tam o sırada bir mesaj gelir. Wake up Mehdi, uyan Mehdi, kalk ve uyar, meydana çık. Çünkü beklenen o korkunç gün kapımıza dayandı. Bu mesajdan sonra Mehdi meydana çıkar. Ardından Hazreti Mesih gelir. İmam Mehdi'ye, yani İslam dinine tabi olur ve yardımcı olur. Sonra başta işgal güçlerine, ardından da şeytanın yeryüzündeki temsilcilerine karşı birlikte mücadele ederek zafere ulaşırlar. İlk önce Anadolu'ya güzel bir baharı getirecek bu zatlar, sonrasında Allah'ın izniyle 3. Dünya Savaşı ile harap olan insanlığa yepyeni bir altın çağ yaşatmak için yeniden sahne alacaklar. Onlarla birlikte Allah vaadini tamamlayacak. Dünyaya barış, huzur ve adalet hakim olacak diye düşünüyorum. En doğrusunu Allah bilir. Ne yazık ki her şeyi açıkça ifade edemem. Bunu kendiniz görmek zorundasınız. Ve Matrix filminde verilmek istenen çok çok önemli bir diğer mesajla videomuzu sonlandıralım. Lütfen dikkat. Orada olduğunuzu biliyorum. Artık sizi hissedebiliyorum. Korktuğunuzu bilirim. Kuralları ya da yöneticileri olmayan, sınır ya da engel tanımayan bir dünya. Öyle bir dünya ki orada her şey mümkün. Dikkat ettiyseniz filmin sonunda Neo, kuralları, sınırları ve yöneticileri olmayan bir dünyadan bahsediyor. Makinalar, dijitalizm, sanallık ve hiper gerçeklik etrafında inşa edilmeye çalışılan yeni bir dünya düzeni. Yani günümüz ifadesiyle Metaverse evreni. Acaba bu Metaverse insanı içinde bulunduğu ruh ve beden ilişkisinin dışına çıkarıp ayrı bir boyuta entegre ederek insanı ve dünyayı Tanrı'nın egemenliği dışına çıkarma çalışması olabilir mi? Bence olabilir. Hani Matrix'te beden sabit bir yerdeyken ruh başka sanal dünyalar içinde gezer ya, Metaverse'de bu şekilde bir dünya. Siz sabit bir yerde gözlüğünüzü takacak ve ruhunuz vesilesiyle sanal dünyalar içinde gezeceksiniz. Yani bedeniniz gerçek dünyada duruyorken ruhunuz başka bir sanal dünyada yaşıyor olacak. Ve bu sanal dünyada ne kural, ne sınır, ne de Tanrı olmayacak. Bu korkunç bir plan. Evet arkadaşlar, bu videoya 1000 beğeni gelirse başta Avatar ve Yüzüklerin Efendisi olmak üzere İçeride dizisinden tutun da Çukur dizisine kadar birçok dizi ve filmin verdiği subliminal mesajları sizlerle paylaşacağım. Artık top sizde. Devam serisini istiyorsanız beğen butonlarına çökün ki daha fazla insana ulaşabilelim. Ben Muhtar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra neler olacağıysa size bıraktığım bir seçim.